Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Her hafta birbirinden farklı konukla ve branşla sizler için ekranlarınızda oluyoruz. Bu haftaki konuğum enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Sayın Gürhan Başdoğan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz hocam İyi yayınlar, iyi stüdyolarımıza. Günler diliyorum hem size hem tüm Aksaraylılara. Çok teşekkürler efendim. Sizi tanıdığımız için çok memnun olduk efendim. Sağ olun. Bugün ülkemizde ve dünyamızı da tüm etkisi altına alan COVID-19'u konuşacağız. Ama bunları konuşmadan önce isterseniz sizi biraz tanıyalım hocam. Ben Ankara Tıp Fakültesi mezunuyum. Ankara Numune Hastanesi'nde de enfeksiyon hastalıkları ihtisası yaptım. Türkiye'nin değişik yörelerinde çalıştıktan sonra en son Sinop Devlet Hastanesi'nden emekli oldum. Emekli olduktan sonra 2 ay kadar gezdim, tozdum. Fakat meslek aşkı öne çıktı, çalışma duygusu belirdi. Onun üstüne de Aksaray, Özel Aksaray Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak 3 yıldır çalışmaktayım. Ne güzel hocam. Enfeksiyon hastalıkları COVID'i de ilgilendiren bir dal değil mi? En çok onları ilgilendiren evet, bir dal. Evet, branş olarak enfeksiyon hastalıklarına giriyor. Ama hastaların çok değişik şikayetleri olduğundan dahiliye, kulak, burun, boğaz, çocuk gibi bölümlere de hastalarımız ulaşıyor ve gerekli ilgiyi görüyor. Peki hocam, ilk sorum şöyle olsun. COVID-19 hastalığı hangi virüs yaptı ve yeni bir virüs mü bu COVID-19? Koronavirüsler uzun yıllardır bilinen virüsler. Bu virüsler normalde her yıl karşılaştığımız mevsimsel gribin %10 ila 30'u arasını yapmakta. Hı hı. Fakat bugünkü gibi öldürücü olmamakta. Üst solunum yolları gripal enfeksiyon gibi geçirmekteyiz. Fakat bu virüs 2003 yılında bir kırılmaya uğradı. Bu kırılma sonucu da SARS dediğimiz öldürücü salgın meydana geldi. 2012 yılında da MERS-CoV dediğimiz bir hastalığa neden geldi. Bu da Suudi Arabistan'da oluştu. Daha sonra da 2019'un 31-12 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü Çin'de yeni bir kırılma ile öldürücü bir salgın olduğunu ifade etti. Koronavirüsler yani tarih boyu olan virüsler. İnsanlık tarihinde yaşadığımız şeyler. İnsanlık tarihinde yaşadık biz bunu. Bu virüs daha çok hayvanlarda yaşayan ve hastalık yapan bir virüs. Hangi hayvanlar? Hatırlayın Çin'de ilk önce kuşlarda ve misk kedisinde çıkmıştı. Suudi Arabistan'da deve, hörgüçlü develerde çıkmıştı. Onun dışında sığır, domuz, hindi, tavşan, tilki gibi birçok hayvanda hastalık oluşturmakta. Bu hayvanların bir kısmı tabii ekonomik getirisi olan hayvanlar ve büyük ekonomik kayıplara da neden oldu. Hatırlayın SARS'ta da ülkemizde birçok tavuk telef oldu. İnsanlara da hayvanlardan geçiyor. Yani birincil kaynak hayvanlar. Hayvanlardan insanlara geçtikten sonra insandan insana bulaş başlıyor. Onun için de mesela insanlar arası ilişkilerde şüpheli vakalarda biz temas ve damlacık izolasyonuna önem veriyoruz. Yani kişiler arası teması keseceğiz. Özellikle damlacık enfeksiyonu, tabii solunum yollarından damlacıkları saçtığımız işte ona yönelik tedbirler alıyoruz. Bunun ismi nereden geliyor? Elektron mikroskopta virüs touch şeklinde görülüyor. Korona İngilizce'de touch demek. Onun için de taca benzediği için korona virüs olarak anılıyor. Anladım, evet. Bu virüs, virüslerin bir özelliği var. Her virüs farklı organı seviyor. Şöyle anlayalım, mesela kuduz virüsü neremizi tutar? Sinir dokusunu tutar, beynimizi tutar. Koronavirüs de 2 yeri tutuyor. Bir, solunum yolları epitel hücrelerini, 2, sindirim sistemi epitel hücrelerini tutuyor. Afinitesi bu 2 dokuya karşı.
Peki hocam, bu koronavirüs hastalarda nasıl belirti oluyor ve her belirti aynı hastalarda aynı özelliği mi gösteriyor, farklılıklar gösteriyor mu? Hastalık belirtileri her insanda farklı. Bendeki belirtilerle sizdeki belirtiler, sizdeki belirtilerle bir başka insandaki belirtiler tutmuyor. İlimizde de tabii sık gördüğümüz vakalar, kendi kişisel tecrübelerimiz de oldu. Şu belirtiler sıklıkla görülüyor. Bir, ateş, üşüme, titreme, boğaz ağrısı, eklem ve kas ağrıları, baş ağrısı olabiliyor. Ağır vakalarda nefes darlığı gelişiyor. Son aylarda da ishalle seyreden vakaları görüyoruz. Biraz önce de belirtmiştik. Gastrointestinal sistem epitel hücrelerini tuttuğu için ishal yapabiliyor. En sonda da Mehmet Ceyhan Hoca Hacettepe'de çocuklarda konjüktivit ve cilt döküntüleri, el ve ayakta renk değişiklikleri tespit ettiğini söyledi. Mesela benim burada gördüğüm vakalarda erkek hastalarda testis şişliğiyle gelen vakalar da gördük. Yani orşit yapmıştı. Yani multisistem tutuyor ama her insanda bunlardan ikisi, üçü, dördü hepsi birlikte, belirtilerin hepsi birlikte görülmüyor. Bu zamanla değişecek mi? Belirtilerin farklılaşacak mı hocam peki? Zaman geçtikçe yani, değişim olacak mı? Şimdi şöyle, bu hastalık yeni tespit edilen bir hastalık. Yani bütün dünya bunu 11 aydır tanıyor. Türkiye'de, Amerika'da, Çin'de. Hekimlerin gözlemleri önemli. Hekimler gözlemlerini yazdıkça, yayınladıkça dünyada bir bilgi birikimi oluşacak. Bilgimiz belki bundan bir 6 ay sonra daha farklı şeyleri konuşacağız. Bugünkü bilgilerimiz bunlar. Peki hocam, tanıda klinik bulgular dışında hangi laboratuvar ve radyolojik bulgular yardımcı oluyor bizlere? Tanıda da tabii hekimlerin gözlemleri sonucu bir bilgi birikimine ulaştık. Burada tabii Çin'in bilgi birikimleri çok önemliydi. Çünkü ilk önce orada olay başlamıştı. Bizim Aksaray olarak bilgi birikimimizde tanıda bir kere radyolojide toraks BT, yani akciğer BT çok önemli. Neden? Tipik belirti veriyor. Buzlu cam görüntüsü ve konsolidasyonlar oluyor. Bunu sadece koronavirüs yapmaz. Bu influenza'da da olur, sitomegalovirüslerde de olur, adenovirüsler de yapabilir. Diğer virüsler de yapabilir ama koronada tipik oluyor, bize yön verici oluyor. %98 oranında radyoloji, toraks, BT doğru bilgi veriyor. Bunun dışında hangi laboratuvar bulguları destek oluyor? Başta burun ve boğazdan aldığımız sürüntüde PCR'la virüsün genetik materyalinin araştırması çok önemli. Bu da %50 ile %70 oranında doğruluk payı veriyor. Dikkat ederseniz hiçbir şeyde %100 diyemiyoruz. Ama ciddi bir rakam, %70'lerde. Evet, bize yön veriyor ve her birinden elde ettiğimiz bilgilerle hastaya tedaviye yöneliyoruz. Neden %70 olabilir diye düşündüğümüzde de tabii acaba alış tekniği önemli tabii. Boğazımızdan alırken nazofarenkse kadar bir ulaşabildik mi, oradan sürdük mü? Burundan alırken burnun sadece dış kısmından mı aldık, yoksa iç kısımdan mı ulaştık mı? Tabii iyi alamazsak test negatif olabilir. Çok nadiren de testin yalancı pozitif verdiği oluyor. Bu nasıl oluyor? Daha önce geçirdiğimiz bazı hastalıklardan virüsün genetik materyali artık kalabiliyor. Yani hasta olmadığımız halde bu çok düşük oranlarda, yurt dışında böyle yayınlar var, yalancı pozitifliklerde olabiliyor. Burada kriterimiz o zaman ne olacak testlerle birlikte? Hastanın klinik tablosu var mı? Yani ateşi var mı, boğaz ağrısı var mı, nefes darlığı var mı, kuru öksürüğü var mı? Onu destekleyen şeyler evet, var mı? Yani tanıyı koyarken
Hem laboratuvarı, hem röntgeni, hem kliniği değerlendiriyoruz. Bu ikisi dışında bize yardımcı olacak başka laboratuvar kriterler de var. Bunlar neler? Hemogram, sedimentasyon, SRP, AST aleti, üre, kreatin, dedimer, prokalsitonin ve ferritin. Bunları da muhakkak her hastamızda yaptırıyoruz. Fakat kişisel gözlemim tabii akut ve hafif geçen vakalarda bu testlerde büyük bir bozukluk görmüyoruz. Daha çok hastaneye yatış isteyen ağır tablolarda yükseliyorlar. Hepsini birlikte değerlendirerek karar veriyoruz. Peki hocam, tedavide hangi ilaçlar kullanılıyor? Şu an tam bir tedavi uygulanmıyor değil mi? Sadece şimdi, ilaçlar veriyorsunuz. Şimdi kabul edelim ki COVID-19'da bugün için spesifik bir ilaç tedavisi yok. Bazı ilaçları kullanıyoruz. Bu ilaçları neye göre kullanıyoruz? Bu hastalık salgına bizden önce yakalanan ülkelerdeki meslektaşlarımızın klinik tecrübelerinden faydalanıyoruz. Bu da en çok Uzak Doğu ülkeleri tabii. Çin'di, Singapur'du, Kore'ydi, Japonya'ydı. Onların klinik tecrübeleri çok önemli. Biz onlardan faydalandık. Ağır olmayan hafif vakalarda eskiden beri bildiğimiz bir ilacı kullanıyoruz. Eskiden Türkiye 100 yıldır bunu sıtmada kullanılan bir ilaç. Kinin sadeleştirilmesi mi? Tabii. Kinin preparatını, plakuenili kullanıyoruz. Bunu 5 gün veriyoruz. Sabah akşam. Hastanın ateşi düştüyse, ağrıları azaldıysa. İlaçla bitiyor mu hocam? Bunu 5 günlük bir tedavide kesiyoruz. Daha sonra kontrol sürüntüye yolluyoruz, PCR'a, tamamen atıldı mı virüs, atılmadı mı diye. Test de negatifse tedavi tamam oluyor. Fakat pnömonik belirtiler varsa, plakuenilin yanına azitromisin diye bir ilacımız var. Onu ilave ediyoruz, 500 miligram. O ne için hocam? Şimdi şöyle, bir viral enfeksiyon var. Bunun üstüne sekonder olarak bakteriler yerleşebilir. Hem virüs hem bakteriyle savaşıyoruz aslında değil mi? Tabii, neden? Ölümlerin çoğu virüsün geliştirdiği ortama bakterilerin yerleşmesiyle oluyor. Pnömo azitro veriyoruz. Onu da 5 gün veriyoruz. Günde tek doz veriyoruz. Hastanın kliniği iyiyse sorun yok. Kontrol PCR'a yolluyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Ama bunlara bazı hastalarımız cevap vermiyor. O zaman neyi kullanıyoruz? Favipavir diye bir ilaç var. Japonların Toyama firmasının bulduğu. Japonlar bunu daha önce gripal enfeksiyonlarda kullanıyordu. Fakat bu hastalığa iyi geldiği tespit edildi. Ülkemizde de sıklıkla bunu kullanıyoruz. Favipavir'i de 5 gün kullanıyoruz. İlk gün 2 kere 8'er hap. Daha sonraki 4 gün, günde sabah akşam olmak üzere 3'er hap kullanıyoruz. Bu ilk başladığında tedavi, 5 gün bunu kullanıyorduk. Fakat sonra klinik tecrübelerde gördük ki, hastanın şikayeti azalsa bile bazen tam kesilmiyor. Buna ikinci bir kür favipavir vermek gerekebiliyor. İkinci kür favipavir verdiğimiz vakalarda oluyor. Buna da cevap vermeyen vakalar var. O zaman da Remdesivir denen bir ilaç var. Amerikan Cumhurbaşkanı'na da kullanılmıştı o. Pentagon'daki hastaneye yattığında o kullanılıyor. Bir de hastada çok değişik klinik tablolar olabilir. Mesela bazımızın vücudu aşırı reaksiyon verebilir. Bu reaksiyon verme sonucu da damar yapımız bozulur, damarda pıhtılaşır, malar gelişir. O zaman ne yapıyoruz? Kan sulandırıcı veriyoruz. Enoksasin dediğimiz bir ilaç var. Kas arasına onu yapıyoruz. Koruma içinde de vücuda destek içinde bütün dünya C vitaminini kullanıyor. 1000 miligram. İçinde çinko asetat olanları tercih edin diyorum.
Çünkü çinkoda immün sistemi destekleyen bir yapı var. C vitamini alın, 1 miligram alın ama içinde çinko asetat da ihtiva etsin. Çok özel başka tedaviler de var. Mesela prednizolon da veriyoruz. Yani bazen kortizon da vermemiz icap ediyor. O ağır durumlarda hastalarda mı kullanılıyor? Tabii onları daha çok ağır hastalarda kullanıyoruz. Hatta hiç cevap vermeyenlere, televizyonlarda da izlediniz, bu hastalığı geçiren kişilerde eğer antikoru da oluştuysa, aynen, bir sorunu da yoksa, PCR testleri de negatifse ondan tedavide destek olarak antikorlar ayrıştırılıyor, hastalara veriliyor. Antikor demişken hocam, antikor gelişimini nasıl takip edeceğiz? Bu şart mı antikor gelişimi dediğin şey? Şimdi tabii yeni bir hastalık olduğu için yaklaşık biz Özel Aksaray Hastanesi olarak 1000'e yakın vakada antikor taramaları yaptık. Yani şikayet olanlara ya da merak edenlere baktık. Daha sistem antikorda oturmadı gibi geliyor. Şöyle, bunda iki çeşit antikor oluşuyor. Birincisi bir kuluçka dönemi oluyor virüsün. Gerçi klasik yayınlarda 2 ila 14 gün deniyor ama artık bu geriye doğru çekildi. 5 ila 7 gün arası virüs vücudumuzda kuluçkaya yatıyor. Yani geliyor, ürüyor, çoğalıyor hastalık yapabilmek için. Ondan sonrası da kuluyor. Bu 7. günden itibaren vücudumuzun mikrobunu kaptığını gösteren bir antikor var. Immunoglobulin M antikoru. Bu virüsü kaptığımızı ve aktif olduğunu gösterir. Bu M 7. günde oluşmaya başlıyor. 14. güne doğru tavan yapıyor. 14. günden sonra 21. gün, yani 3. haftada da artık bu kavis düşüyor. Bu normal hastalarda, yani düzelmeye cevap veren hastalarda. Vücudumuzu koruyan antikorlar ise daha geç başlıyor. 14. günden itibaren bunlara G antikoru diyoruz. 14. günden itibaren başlıyor, 21 gününde tavan yapıyor, 28. günde de düşmeye başlıyor. Bu klasiktir, yani virüs enfeksiyonlarında sadece şeyde değil, COVID'de değil, bütün virüs enfeksiyonlarında bu böyle seyreder. Ama COVID'de görüyoruz ki hastalığı geçiren bazı insanlarda ne G antikorunu ne M antikorunu bulabiliyoruz. Yani bu... Uzun süre sonra baktığınızda bunları negatif bulabilirsiniz. Ama hastalığı yeni geçiren insanlarda da böyle tablolarla karşılaşabiliyoruz. Bunu neye bağlıyoruz? Antikora şu an için tam güvenerek bir hastaya fazla yön vermek gerek. Tam da güvenemiyoruz. Güvenemiyoruz. Yani. Niye? Bu yeni bir teknoloji. Acaba bu teknoloji tam yerine oturdu mu? Biraz zamana ihtiyacımız var. Ayrıca esasında viral enfeksiyonlara solunum yolunu tutan enfeksiyonlarda immunoglobulin A'yı da değerlendirmek lazım. Ama bugün için dünya tıbbında pek immunoglobulin A düzeylerine bakılmıyor ve takipte kullanılmıyor. Yani ben hastalarımıza şunu demek istiyorum. Antikor testlerine yorumunu onlar yapmasınlar, hekimlerine bıraksınlar. Bazen kendileri yorumlamaya kalkıyor, panik yapıyorlar. Bunu daha niye geçmedi ya da niye var, niye oluşmadı? Hekimleriyle konuşmalarında fayda var. Antikor testleri daha bence oturmadı yani. Bu benim kişisel görüşüm, hastalarla birebir. Doğru hocam, siz onu savunuyorsunuz. Bir de viral yük dediğimiz bir şey var aslında. O ne demek hocam, viral yük? Önemli bu. Viral yük çok önemli tabii. Yani neden? Karşılaştığımız virüsün miktarını gösteriyor viral yük. Viral yükün ne kadar yüksekse hastalığınızı o kadar ağır geçiriyorsunuz ve ölümcül olabiliyor. Bizi öldüren şey viral yükümüz mü? Viral yükümüzün ağır olması. Çünkü hastalığın hem şiddeti hem ölüm riskini artıran bir nedenle viral yük arttıkça da ölüm riskimiz artırıyor. Viral yükü nasıl azaltırız?
Her gün Sağlık Bakanımız da televizyona çıkıyor, söylüyor. Maske, mesafe, hijyen. Bu üç kurala uyarsak viral yükümüzü kesinlikle azaltırız. Enfeksiyondan da koruruz. Sevgili Aksaraylılar ve ülkemiz insanları bu üç kuralı unutmamalılar. Aslında yapacağımız şey basit. Bu üç kurala dikkat edeceğiz. Uyumak. Başka nasıl korunalım hocam? Bir de burada önemli olan şu var. Hayatımıza tabii zorunlu olarak yapacağımız işlevler var. Hı hı. Diyelim ki ekmek alacağız. Ekmeğimiz bitti mecbur. Ya da evimizde çocuğumuza içireceğimiz sütü alacağız. Bir meyve alacağız. Burada buralar tabii satılan yerler daha çok kalabalık, fazla insanın olduğu yerler. Evet hocam. Bir gözlemleyeceğiz, içeri boşalınca gireceğiz. Ve işimizi çok kısa sürede bitireceğiz. Zaman çok önemli. 15 dakikayı kalabalık, yoğun yerlerde daha fazla 15 dakika önemli diyorsunuz hocam. 15 dakika çok önemli 15 dakika. Çünkü ne kadar fazla kalırsanız viral yükünüz de o kadar artacak. Artar. Karşılaşma riskiniz artacak. Peki hocam günlük yaşantımızda başka nelere dikkat edelim? Ya da biz korunmak için ya da COVID olduğumuz zaman neler yiyip içelim ya da neler yemeyelim dikkat etmek için? Vallahi COVID'in gıdalarla bir alakası yok. Temiz olduktan sonra her şeyi yenilebilir. Her gıdayı yiyebilirsiniz. Daha çok tabii meyve sebze ağırlıklı beslenmekte fayda var. Özellikle çünkü şu besin diyeceğimiz bir şey yok. Her şu besin tabii portakal, mandalin, çiğ vitamininin zaten vitamin olarak da alın diyoruz. Gıda olarak da çayınıza bir limon sıkın yani. Günde bir iki her zaman içtiğimiz bir içecek. Mandalin, bir iki portakal muhakkak yiyin. Çiğ vitaminli gıdaları eksik etmeyin. Peki hocam aşıda durum ne? Komplikasyonlardan korunmak için neler yapmalıyız? Şimdi koronada tabii başta Çin olmak üzere ilk orada vaka çıktığı için Çin 3 farklı bilim akademisinde bu aşı çalışmaları yapıyor ve 3 aşıda da son faza geçtiler yani. 3 farklı şehrinde bu şeyi yapıyor. Çin'in dışında Ruslar, Almanlar, İngilizler, Amerikalılar. İngiliz ve Amerikalılarda farklı firmalar çalışıyor. Almanlarda da özellikle bir Türk profesör ve eşinin yönettiği bir firma son aşamaya geldi. Gurur kaynağımız. %90 başarı aşılarda bizim Türk bilim adamlarının yaptığı aşılarda Almanya'daki için söylüyorum. %90 testlerde bağışıklık oluştu. Bu çok iyi bir şey. Son fazlarını tamamladıktan sonra da yüksek dozda üretme kapasiteleri de var. Toplum tabii daha çok sayıda aşıya ulaşabilecek. Umutluyuz. Bir 3 ay içinde ben kişisel olarak yani Ocak, Şubat'ta aşılar çıkmış bu aşıya ulaşacağız. Ülkemizde de Kayseri'deki araştırma merkezinde, aşı araştırma merkezinde faz 1 çalışmalarına başlandı. Hı hı. İnşallah biz de bu aşıyı kendimiz üreteceğiz, bulacağız. Şimdi COVID tamam bir hastalık kendi başına ama COVID tabii vücut direncimizi kırarak başka hastalıkların da ikincil olarak, sekandari olarak bize yerleşmesine neden oluyor. Hı hı. En çok ölümlere de neden olan ne? Hep görüyoruz televizyonlarda pnömoniler. Buna yakalanmamak için de pnömokok aşıları var. Ülkemizde de son zamanlarda ulaşmak zor olsa da ben özellikle 60 yaş üstü kişilere devletten bulabilirse devlet eliyle aile hekimleri yapıyor. Oradan ulaşmalarına ulaşamıyorsa oradan ulaşamıyorsalar dışarıdaki eczanelerden alıp kesinlikle yaptırmalarını öneriyorum. Bir de mevsimsel grip aşısı çok önemli. Türkiye'de bu sene devlet ithal etti. Eczanelerde mevsimsel grip aşısı yok. Yaş düzeylerine göre en yaşlı gruptan başlıyorlar. 200 erbin daha alt yaş gruplarına inerek aşılar aile hekimlerine gidiyor. Oradan ulaşılabilir.
Ayrıca Eczacılar Odası Başkanı da 1,5 milyon dozluk aşı anlaşması yaptıklarını, getirebileceklerini söyledi. Devlete müracaat ettiler. Devlet bakalım bunu onaylarsa belki dışarıdan, eczanelerden de bu aşılara ulaşacağız. Neden mevsimsel grip aşısı da önemli? Bu buzlu cam görüntüsünü mevsimsel gripler de yapabiliyor. Hı hı. Özellikle vücut direnci düşük insanlarda. Onun için onu yaptırın ki mevsimsel gribinizle korona karışmasın. Karışır. Çok karışıyor aslında değil mi hocam? Karışır tabii. Onun için bu sene mevsimsel grip aşısı çok önemli. Hastanelerde yığılmaları önleyeceğiz. Bu aşıları olursak daha az hasta gelecek. Sağlık personelimiz daha az yıpranacak. Bakın son 5 gün içinde 13 tane sağlık personelini kaybettik. Nereye kadar kaybet. Bu sefer bize hizmet verecek insanları da bulamayacağız. Onun için böyle tedbirler alabiliriz. Yani ülkemiz bir 3 ay sabretse bu iş aşılar İnşallah kesinlikle hocam. Çıkacak. Çünkü bu aşıları bulan ülkeler aynı zamanda büyük bir ekonomik potansiyeli de ellerine geçirecekler. Doğru hocam. Hiçbirimizin gözü verdiğimiz parayı görmeyecek. Alacağız. Sağlığımız önemli. Sağlığımız olmasa hiçbir şeyin anlamı yok. Yaşamın anlamı yok. Yani büyük bir yarış içinde, bir savaş içindeler. Bu evet. Çok önemli. Biz keşke biz bulsak. Ben umutluyum. Bilim adamları ölümüne İnşallah savaşıyor, yarışıyor, çalışıyor gece gündüz. Umutluyum. Sağlıklı günler diliyorum yani. Çok teşekkür ederiz hocam. Gerçekten COVID-19'la alakalı çok güzel bilgiler verdiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Son olarak seyircilerimize bir şeyler söylemek ister misiniz? Son olarak, vallahi bizim otistik doktorun da söylediği gibi 3 kural çok önemli. Maske, mesafe, hijyen. Bu kadar basit. El temizliği bu kadar basit. Lütfen uyalım. Biz olmayabiliriz ama annemiz olabilir, çocuklarımız olabilir. Hepimizin ailesine bu ulaşabilir. Zaten ulaşmadık ailede, kalmadı gibi Türkiye'de açıkça söylemek gerekirse. Sağlıklı günler. Çok teşekkür ederiz hocam. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık, teşekkür efendim. Teşekkür ederim, sağ olasın. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Hepinize güzel, mutlu günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.